Üçüncü kitabı Salgın 34 ile Melis Büyük Planı'na konuğumuz. Melis Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Evet, Salgın 34 Covid döneminde çıktı ama aslında 3 yıl önce yazılmış bir roman. Bu dönemde yayınlama fikri de biraz enteresan, bahsedelim mi? Tabii ki. Yani aslında benim başka bir kitabım vardı çıkacak olan. Onun üzerine çalışıyorduk. Ancak bu Covid dönemi gelince ben eski hikayelerimi okurken bu virüs diye bir hikaye yazmıştım. Onu okuyup yayın evine bir sundum böyle bir hikayem var diye. Hemen önce bunu basalım diyerekten bu şekilde aslında yola çıktık diyebilirim. Bir anda oldu. Bir ön sezi miydi peki bu 3 yıl önce yazılmış olmasına rağmen? Aslında yani hiç aklımda böyle bir şey yoktu ama bir dönem bu 2016 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam bir zombi furyası vardı. Virüs filmleri, zombi filmleri çok fazla ön plandaydı. Ben de bu tarz bir şey yazmak istiyordum ama daha gerçekçi, daha böyle bilime yakın bir şey yazmak istiyordum. O dönem çıktı, öyle bir anda çıktı. Çünkü normalde ben gerilim ve polisiye yazdığım için bu farklı oldu benim için de. Peki, önceden böyle bir şey yazmanız sizi bu döneme nasıl hazırladı? Aslında böyle şeylerin olacağını ben hep tahmin ediyordum yani çünkü dünyanın gidişatını izliyoruz, hepimiz görüyoruz. Bazı şeyleri hani evet hep savaş odaklı herkes düşünüyor ama aslında ortada sağlık daha bence ön planda tutulması gereken bir şey. Virüsler, hastalıklar, yeni yeni şeyler çıkıyor sürekli. O yüzden daha gerçekçi bir konu gibi geldi bana. Kendimi kitapla biraz hazırlamıştım galiba ki zaten şimdi okuduğum zaman görüyorum ki çoğu şey paralel gitmiş. Peki Salgın 34'ün konusu nedir? Neler anlatıyor ve izleyiciye ne, pardon, okuyucuya ne vaat ediyor? İzleyici derken aslında bir nevi doğru çünkü sinema filmi gibi yazdım ben biraz kitabı. Kitapta gece yarısı uluyan köpeklere uyanan insanlar, varlıklar görüyorlar ve kısa sürede insanlar hastalıktan hastanelere başvurmaya başlıyorlar. Bir anda herkes farklı farklı belirtilerle hastanelere başvuruyor ve gitgide saldırganlaşmaya başlıyorlar. Bilinmeyen bir virüs ortaya çıkınca herkes de bir ister istemez panik havası oluyor ve bu olayın ortasında bazı kahramanlarımızın kaçış hikayesine tanık oluyoruz. Ne kadar zamanda hazırladınız kitabı? Birkaç haftada bitmişti kitap. Ancak tabii ki o dönemde şimdiki bilgilerime sahip değildim açıkçası. Bazı bilgileri şu anda yeniledim. Şöyle söyleyeyim, o da yani ufak tefek şeyler aslında işte biyolojikle kimyasal silah arasındaki fark veya gaz maskesinin kullanım süresine dair mesela bazı bilgilere sahip değildim o zamanlar. Onları düzelttim. Önceki romanlarınıza baktığımızda Hayali Rüya ve Kanlı Yalı. Bunlar da benim kurgu türünde yazdığınız romanlar. Aslında gerilim onlar. Gerilim polisiye mi? O tarzda. Peki gerilim ve bilim kurgu türünde yazmak bir kadın yazar olarak nasıl? Ben zaten çocukken bilim kurgu ödülü kazanmıştım kompozisyon yarışmasında. Hayatım hep bunun yani gerilim ve bilim kurgu içinde geçtiği için ben çok severek yazıyorum. Ve açıkçası biraz gurur duyucu bir konu olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kadın yazar çıkabilir bence bu alandan. Almanya'da yetişmenizin de aslında biraz payı var diyebilir miyiz belki bu türde yazmanızda? Olabilir, çok büyük etkisi olmuş olabilir. Çünkü gerçekten Almanya'da inanılmaz bir polisiye sevgisi var. Diziler, kitaplar, hep gerilim ve polisiye üzerine. Ben de çocukken bunları çok okudum ve izledim. Bu nedenle de bundan etkilenmiş olma ihtimalim yüksek, evet. Bir yazar olarak karantina dönemini nasıl geçiriyorsunuz? Bodrum'dasınız bildiğimiz kadarıyla. Evet, ya aslında ilk başları özellikle çok zor geçti. 20 sene sonra yine epilepsimi nöbeti geçirdim, tetikledi beni. Biraz kaygıdan dolayı da açıkçası çok teşekkür ederim. Ama artık alıştık diyebilirim. Sadece biraz kurallara uymayanlara hafif bir isyanım var. Çünkü kurallara uymadığımız müddetçe maalesef bu pandemi de bitmeyecek. Kesinlikle. Peki Salgın 34 ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz okurlarda? Özellikle şu dönem güzel. Tabii ki. Evet, yani insanlar aslında kitabı direkt Covid-19 olarak almışlar ve ona yönelik başlamışlar ve sonradan şaşırmışlar. Kitap çok farklı ve akıcı ve farklı diye.
Geri dönüşümler çok iyi oldu. İstediğim gibi oldu açıkçası. Zaten ben insanları sıkmayı sevmeyen bir insanım. Film gibi kitaplar yazmayı seviyorum. Akıcı ve sürükleyici olsun diye. Aynen bu şekilde de geri dönüş aldığım için çok da mutlu oluyorum açıkçası. Yazarlığa başlama serüveniniz nasıl oldu? Okuldayken Almanya'da ben ırkçılıkla bayağı bir savaştım, savaş verdim. Kendimi biraz kapatmıştım ve yazıya çok odaklandım. O dönemde sürekli yazdım. Tiyatro da yaptım ama yazı benim için galiba bir kaçış noktası olarak başladı diyebilirim. O şekilde başladı. Evet, güzel de bir süreç ve güzel kitaplarla gayet Hayali Rüya, Kanlı ve Salgın 34. Evet. Basılmayı bekleyen Ya, kaç kitabınız var? şu anda 3 tane kitabım var halihazırda. Bir de yarım kalanlar, bitmemiş olanlar var ama maalesef piyasa biraz tabii durgun, özellikle bu dönemde. Ama onlar da çıkacak inşallah yakın zamanda. Peki onların türleri de gerilim, bilim kurgu, polisiye türde mi? Evet, zaten ben yani aşk romanında yazsam muhtemelen hepsinde gerilim konusunu kullanacağım. Bir tanesi polisiye, bir başkası da korku gerilimine, o şekilde kitaplarım. Melisa Hanım, bilim kurgu ve gerilim türünde yazan bir yazar olarak siz nasıl kitaplar tercih ediyorsunuz? Genel anlamda ben de gerilimini okuyorum. Einstein, Alfred Hitchcock, bu tarz kitapları okuyorum ama benim normalde mesela okuduğum kitaplar arasında Goethe, Stefan Zweig, yani Alman edebiyatı, o tarzı çok seviyorum, onları da okuyorum. Shakespeare'i de okuyorum. Peki, Türk edebiyatında takip ettiğiniz yazarlar var mı polisiye türünde? Polisiye türünde yok ama ben Orhan Veli'yi çok severim mesela Türk edebiyatında. Onu okurum. Peki, Marmara Üniversitesi'nde bir sinema öğreniminiz var yanlış hatırlamıyorsam. Kitaplarınıza yansıması nasıl oluyor sinema okumanın? Aslında büyük bir yansıması var. Şöyle ki ben hani ağır edebiyat parçalamayı şiirlerimde ve başka kitaplarda seviyorum. Gerilimde haliyle olmuyor. Film gibi yazmayı seviyorum. Bir hikaye, bir film izler gibi akıp sürükleyen kitaplar yazmayı seviyorum. Bu şekilde yansıyor aslında ve ayrıca arada bir bazı filmlere gönderme de yaptığım oluyor. Peki yazarlığa başlarken sizi en çok destekleyen kim oldu? Aslında kendim oldum. Yani çok fazla biliyorsunuz bu tarz şeylerde başka yönlere yönlendirmeye çalışıyorlar genelde iş açısından. Ben kendim yazıyordum. Ailem farkındaydı ama genelde ben kendime destek oldum diyebilirim. En büyük destekçim kendim oldum. Yazar Melis Büyükplevne ve Akıllı Baykuş kurucusu Çevrem Campbell'la birlikteydik. Eko Türk ekranlarından mutlu hafta sonları.